Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhaba. Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Bugün İstanbul Üsküdar'da yurttaşlara hangi adayı tercih edeceklerini sorduk. Murat Kurum'u mu tercih ediyorsunuz, Ekrem İmamoğlu'nu mu? Hiçbirini değil. Hiçbirini. Siz? Ekrem abi. Ekrem İmamoğlu. Bence Murat Kurum abi. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. Siz? Murat Kurum. Murat Kurum tabii. Kurum. Ne yapıyoruz Kurum? Murat Kurum. Ben de Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. Siz? Ekrem İmamoğlu. Hiçbiri. Neden? Bakın şu piyasanın durumuna. Bir kilo et olmuş 600 lira. Yeni ceket 700 lira. Efendim peynir olmuş 400-500 lira. Ondan sonra kiralar uçmuş gitmiş. Memlekete kardeşim. Nedeni var mı? Abi nedeni bu işte. Ekonomi batmış, dibe vurmuş. Murat Kurum. Siz? Murat Kurum. Siz? İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Siz? Hiçbiri. Hiçbiri. Ekrem abi. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu tarafındanayım. İmamoğlu. Ben İmamoğlu diyorum. Siz efendim? Seçim yaklaştığı zaman kaldırım yapmayacak. Hangisi ise o. Üsküdar'da olduğu gibi. Ekrem İmamoğlu. Efendim? Ekrem İmamoğlu. Çok pardon. Tamam. Siz efendim? İmamoğlu. Bana neden diye sormadın, İmamoğlu dedin. Neden? Neden mi? 20 senede ne yapıldı buraya? Hiçbir şey. Şimdi sıra yapacak olanda. 20 senede hiçbir şey yapılmadı. Yapılanlar başka kişilere yapıldı. Şimdi sıra yapacak olanda. Sonuna kadar İmamoğlu. Siz İmamoğlu. Siz Ekrem. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Yani göremiyoruz. O yüzden kusura bakmayın, Ekrem İmamoğlu diyemeyeceğim. Hizmetlerinden de memnun değiliz yani vatandaş olarak da. Murat Kurum o zaman. Evet. Artık değişik şart diyoruz. Siz? Valla ben Ekrem İmamoğlu diyeceğim. Niye Ekrem İmamoğlu? Bence gereken desteği almadığı için. Hani göremediğimiz tablo bu. Ekrem İmamoğlu ben diyorum yani. Ekrem İmamoğlu. Evet. Beraber misiniz? Beraberiz. Eşiniz mi? Evet. Fikir ayrılığı aranızda sorun oluşturuyor. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun olamaz. Görüşte bir taraf Murat Kurum. Evet. Bir taraf Ekrem İmamoğlu. Evet, doğrudur. Teşekkür ederim. İyi olan olsun. Yani hizmet diyoruz biz her hizmet zaman. Hizmet istiyoruz yani, halk olarak hizmet istiyoruz. Hizmet bu. Yani gereken desteği alamadığı için belki evet. O hizmetleri göremedik. Ama hizmeti bekliyoruz. Lütfen artık yani insan vatandaş olaraktan yani bir hizmet sunsunlar da koltuğun başına öyle geçsinler. Yani. Türkiye olarak bunu diliyoruz. Ekrem İmamoğlu. Siz? Ekrem İmamoğlu. Siz? Aynen. Size de soralım. Ekrem İmamoğlu. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden? Hizmetleri nedeniyle. Yani sayamayacağımız kadar hizmetleri nedeniyle 4 yıldır her türlü hizmeti İstanbullulara sundu. Kurbalıdere olsun, metro yapımları olsun, ıslahları olsun, deniz ıslahları olsun. O yüzden Ekrem İmamoğlu. Bir şey söylemeyeceğim ben şu anda. Tamamdır. İmamoğlu tabii ki. Efendim? İmamoğlu tabii ki. Siz neden kararsızsınız? Benim öyle bir şeyim yok yani. Hani öyle bir derdim yok yani, tamam mı? Kim gelirse gelsin. Tabii benim bir şeyim yok yani. Murat Kurum. Neden? O adamdan yaptıklarının tamiratını bile yapamıyor. Sen Ekrem'in dediğin adam. Murat Kurum'un deprem zamanı olan barış imarlarında imzası olması çok eleştiriliyor. Gecekondulara imar barışıyla. Öyle bir şey yok yani. Ne gecekondusu? Gecekondu mu kalmış? Gecekondu dediği 2000'den evveliydi. Daha gecekondu işi yok da. Şehirler eski. Yapılacak bir şey yok. Onlar... Kendisi Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı. Tamam da şimdi bir vilayette bir yer yapıldığı zaman Şehircilik Bakanı'na mı soruyorlar? Oranın imarı var. İmarı neyse o yapılır. Murat Kurum suçsuzdu. Ya onun ne alakası var? Adam gibi adam işte. Gelsin İstanbul'u dönüştürsün. Ekrem. Ekrem İmamoğlu. Ekrem. Başkasını düşünemiyoruz. Murat Kurum. Kurum. Neden? Gel. Yenilik. Yenilik olur daha iyi. Yenilik. Murat, evet. Bunun bir iş yaptığı yok. Murat Kurum imar barışı projesiyle çokça eleştiriliyordu. Yok, gelsin daha iyi. O gelsin. Murat Kurum. Siz? Murat Kurum. Murat Kurum. Neden? Çünkü hükümet onunda olduğu için. Hükümet desteği onun tarafında olacağı için mi? Tabii. Peki aynı şekilde İmamoğlu'na da hükümet desteği verirse İmamoğlu'ndan yana mı tercih yapacaktınız? Şimdi ağır
Ağır hangisi basıyor? Şu anda daha önceden kendini kanıtlamış bir kere. Murat Kurum. İmar barışı projesiyle çokça eleştiriliyor. Yani icraata bakacaksın. Yani yapılan şeylere bakacaksın. Ekrem İmamoğlu hangisi? Kim olursa olsun. Böyle. Neden? Ya boş ver. Hiçbirine verecek değilim oy. Boş mu atacaksın? Ya hiçbirine. Kullanmayacağım oy. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Siz efendim İmamoğlu mu Kurum mu? Murat Kurum. Efendim siz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Siz? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Siz efendim? Kurum. Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Siz? Aynen. Pahalılıktan ondan bundan şikayet etmesinler. Yani... Murat Kurum diyenler. Evet. Hiçbir şeyden şikayet etmesinler. Bizi ya görmüyorlar mı bu halimizi? Siz bir şey der misiniz? Hayır, yorum yok. Onun için tabii ki Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Siz efendim? Nasıl? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum tabii ki. Ekrem İmamoğlu. Efendim? Ekrem İmamoğlu. Siz? Sorulmaz bile İmamoğlu ya. Ekrem İmamoğlu'yu biçeyüler de. Efendim? Biçeyüler Ekrem İmamoğlu'yu. Kaç tane parti girdi? Biçeyüler. Size kazanabilecek mi? Onlar girdiler ise pek aklımın işi değil de. İnşallah kazanır. Ama efendim? İnşallah kazanır. İmamoğlu'nu mu destekliyorsunuz? Evet. Evet. İnşallah kazanır. Siz efendim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hangisi hayırlıysa olsun. Efendim? Hangisi hayırlıysa olsun. Siz? Tabii ki İmamoğlu. Ne diyorsun bir şey sen söyle. Murat Kurum. Murat Kurum. Hanımınız ne derse o mu? Ne abi? Siz Murat Kurum. Evet. Siz efendim? Murat Kurum. Oğlu tabii ki. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Bu da İmamoğlu. Murat Kurum. Murat. Siz bir anneniz mi? Fikir ayrılığı sorun oluyor mu aranızda? Ben yapmayayım de. Efendim? Demokratik bir ülkedeyiz. Neden? Kesinlikle. Kim gelirse ona saygımız sonsuz. Peki. İşini yapsınlar yeter ki. Kızınız İmamoğlu'nu destekleyeceğini söyledi. Siz neden Murat Kurum'u destekliyorsunuz? Ben Erdoğancıyım. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. 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 Efendim siz? İmamoğlu. Efendim? İmamoğlu. İmamoğlu mu? Evet. Ekrem İmamoğlu yani. Siz? Ben bıktım hepsinden. Neden? Neden hiçbir siyasi? Ben o kişi değilim ya. Efendim? Ben o kişi değilim. Genç olarak? Genç olarak o söylesin. Ben Ekrem İmamoğlu'nu seçeceğim. O söyledi zaten. Evet. Ben yatırımımı yap. Siz oy kullanmayacaksınız. Yok, kullanacağım. Ekrem İmamoğlu'na veririm. Hiç oy vermemekten daha iyi ama yani... Hepsi birbirinden kötü diyor. Aynen öyle. Yani... kötünün iyisi diyebilirim. Kurum diyorum. Konuşmalarından çok etkilendim. Yapacak şey yapacak. Yani benim hoşuma gitti. Bakalım inşallah hayırlı olur hepimiz için. Ama beğendim. Ben. Beğendim. Her ikisi de başarılı benim için. Her ikisi de. Başarılar, güzellikler dilerim. Güzel Türkiye'me. İkisi de yok. 5 senede ben bir şey görmedim. Murat Kurum'u da fazla tanımıyoruz. Şeyden tanıyoruz. O yüzden ona da bir şey diyemem. İmamoğlu. Tek. Ben bilmiyorum, Ekrem'in bir hizmetini görmedim. Bu bütün İstanbul paralarını böyle boş boş reklamlara veriyor. Nerede bir hizmeti var? Bir gösterin, bir hizmeti gösterirsene şurada. 5 senedir metrolara şey doldurdu yani. Ben CHP'liydim ama metrolara şey doldurdu yani. Toprak doldurdu. Bak şimdi o bir hükümet gelip bunu yapacak yani. Bir çivisi var mı? Bir gösterin bakalım şu çevreyi, bakın bakalım. Hiçbir şey yok. Sonra hizmete oy veriyor. Hizmet var mı? Söylesin. Kendi söylesin bir çıksın. Ya devletin 50 sene yaptığı önceki şeyin reklamını veriyor. Boyattım diye reklam veriyor.